Kimsenin ben hiç okumuyorum ya da dil öğrenmeyi sevmiyorum dediğini duymayız. Ama matematiği sevmiyorum demek toplum tarafından son derece normal karşılanır. Oldukça sayısal bir dünyada yaşadığımız için öğrencilere matematiğin her yerde olduğunu göstermek ve basket atarken, su içerken ya da herhangi başka bir şey yaparken sayısal düşünmelerini sağlamak istiyorum. Bence matematik onlara hayatları boyunca karşılarına çıkacak çok önemli bir beceri. Summit San Jose, Summit Devlet Okulları ağındaki 3. okul. 1. okul olan Summit Prep, geçtiğimiz senelerde Superman'i Beklerken isimli filmde yer almıştı. Biz de ağdaki 3. okul olarak bu sene başladık. Biz ağdaki diğer okullardan farklı bir şey yapmaya karar verdik ve bu okulu açtık. Yüz yüze eğitimi, bilgisayarlara dayalı öğrenme ile eşleştirdiğimiz özel bir matematik programımız var. Bunun öğrenciler için çok anlamlı olduğunu ve en iyi öğrenim deneyimini sağladığını gördük. Khan Academy'yi muhtemelen Sal'ın ilk TED konuşmasıyla eş zamanlı olarak geçtiğimiz eğitim yılında duymuştum. Değişik içerik sağlayıcılarıyla görüştük ve ihtiyacımız olduğunda yanımızda olacaklarını söylediler. Neyin nasıl olacağını bilmeden yeni bir yıl başlamıştı bile. Onlara ne istediğimizi söylüyorduk. Onlar bize ne istediğimizi bildiklerini söyleyip bize veriyorlardı. Her şey sadece iyiye gitti. Khan Academy çok iyi ve bunun birçok sebebi var. Bir kere baştan söyleyeyim, işinizi zorlaştırıyor çünkü öğrencilerinize öğretmek istedikleriniz her geçen gün Khan Academy sayesinde artıyor. Veriye baktığınızda bir sonraki derste işleyeceğiniz konunun aslında sadece sınıfın %20'si için iyi olduğunu gördüğünüzde konunun diğer %80 için neden zor ya da kolay olduğunu, öğrencilerden ne yapmalarını istediğiniz hakkında kendinize sorular sormaya başlıyorsunuz. Ödev verdiğinizde bir öğrencinin hatalı öğrendiği bir şeyi sağlamlaştırmış olabilirsiniz. Khan Academy sınıfımdaki 36 öğrenciye anlık geri bildirim verebiliyor. Ben bunu asla yapamam. Düşünebiliyor musunuz? Asla yapamam. Her soru için her öğrenciye anlık geri bildirim. Böylece hatalar da sağlamlaşıyor. Khan Academy'nin geliştirdiği şeylerden bir diğeri öğrencilerin öğrenme süreçleri. Artık sadece idare etmeyi değil, soruyu nasıl doğru yapabileceklerini öğreniyorlar. Bu öğrenciler için bir video oyunu gibi. Video oyunlarında da başarısız olabilirsiniz, öyle değil mi? Matematikte de ilk denemede genellikle başarısız olursunuz. Bence öğrenim hayatınız boyunca da başarısız olup hatalarınızdan ders almalısınız. Khan Academy ile öğrenciler hatalarından ders çıkarıp temellerini daha da sağlam hale getiriyor. Ve artık anlamış gibi görünmeye de çalışmıyorlar. Her yetişkin için olduğu gibi hedef belirlemek öğrenciler için de çok önemli. Öğrenciler için hedeflerin belirgin ve ulaşılabilir olması onları motive ediyor. Şu anda biri Khan Academy'ye girip hedefim bu 6 soruyu çözmek dediğinde yukarıdan gelişimini takip edebiliyor ve hedeflerine ulaştığına dair bir onay alıyor. Öğrenciler hedeflerin belirgin olmasını, hedeflerine ulaştıklarında da onaylanmayı ve başarılı olma fikrini gerçekten çok seviyorlar ve çok sevdiler. Bence bu çok önemli. Bu öğrencilerimi değiştirdi. Artık daha sorumlular ve ne yaptıklarının farkındalar. Bir şey bilip bilmediklerini kesin olarak söyleyebiliyorlar. Derse daha çok katılıyor ve kendi fikirlerini savunuyorlar. Tüm bunlar tabii ki beni de değiştirdi. Khan Academy öğrencilerin bilgilerindeki boşlukları saklamalarına izin vermiyor. Öğrencileriniz hakkında daha çok şey bildiğiniz için kendinizi öğrencilere çok daha iyi dersler hazırlamak zorunda hissediyorsunuz. Bu motivasyon içinde, uygulama içinde çok iyi. Seçme hakkım olsaydı artık bundan başka bir şekilde öğretmeyi seçmezdim.